Merhaba ve hoş geldiniz. Do it yourself için hazır mısınız? Bugün yine bilgisayarı süsleyeceğiz. Ama bilgisayarın üzerine değil, bugün klavyeyi süsleyeceğiz. Bunun için ne lazım olacak? Görüyorsunuz böyle desenli 3 tane bant aldık. Bunları sanırsam Japon pazarından veya alışveriş merkezinde bulabilirsiniz. Bence çok şık. Biz işte 3 tane kullanacağız. Ve ıslak bez de lazım olacak. O ne için? Süslemek için değil. Klavyenin üzerini temizlememiz lazım. Yani yağ kalmasın bunun üzerinde. İyicene böyle klavyenin üzerine temizliyoruz. Tabii ki bilgisayar kapalı olsun, açık olmasın. Çünkü ıslak bezden yapıyoruz. İyice böyle ıslak bezden klavyeyi temizliyoruz aynı bu şekilde. Tamam, şimdi bunu yaptıktan sonra tabii ki bir önce kuruması lazım. İsterseniz orada da bez kullanabilirsiniz. Tabii ki ıslak bez değil. Ve işte biraz bekleyin, kurusun. Tamam, şimdi kuruduktan sonra bantlarımızı alıyoruz. Ve klavyenin üstüne şimdi bu bantları yapıştırıyoruz. Tabii ki klavyenin her yerine yapıştırmıyoruz. Birkaç tane seçin, ona göre bantları onun üzerine yapın. Makasdan kesiyoruz şimdi. Biraz bastırıyoruz. Tabii ki biraz kaldı. Ona göre küçük böyle makasla, mesela tırnak makası da olur. Bu bantları kesiyoruz. Arkadaşımız yaptı. Ve böyle işte şimdi devam ediyoruz. Evet, görüyorsunuz birkaç tane yaptık. Nasıl oldu, beğendiniz mi? Bence çok şık olmuş. Tabii ki başka bant da kullanabilirsiniz. Başka renk. Orada bakın pazarlarda ne var. Japon pazarı olsun, alışveriş merkezi olsun. Yaratıcı olun. Hadi şimdi kendiniz deneyin, kendiniz yapın. Ve her zamanki gibi başka bir şey görmek isterseniz bize lütfen ama lütfen haber verin. Hadi görüşmek üzere.